Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Selbihan. Mucizem kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu beyaz baston. Daha önce kısa video olarak belki de onlarca video paylaşmışımdır. Hem TikTok'tan hem de Instagram'dan, storylerden vesaire bilgi amaçlı içerik paylaşımlarım olmuştur. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız lütfen takip etmeyi, yorum yapmayı ve videoyu likelamayı unutmayın. Eskiden beri takip eden güzel kalpler bilirler, aşinadırlar. Ama şimdi canlı canlı bir inceleme videosu gibi olsun istiyorum. Bu sebeple beyaz bastonu sizlerle beraber incelemek istedim. Beyaz baston arkadaşlar, görme engellilerin erişilebilirliği yönünden, bağımsız hareketleri yönünden büyük önem arz ediyor. Çünkü beyaz baston ile zeminleri ve önündeki engelleri algılayarak bir yerden bir yere zarar görmeden güvenli bir şekilde erişimlerine olanak sağlıyor, yardımcı oluyor. Şimdi elimde görmüş olduğunuz beyaz bastonun kapalı hali. Araçlara binerken elimize alıp kapatıyoruz. İçerisinde lastikli bir yapı var. Şöyle şu şekilde göstereceğim. Şöyle parça parça oluyor. Aynı şekilde yine böyle ucunda da lastiği var. Ucunda da dönen bir aparat var. Kimi bastonun ucunda dönen aparatı olmuyor. Hatta benimkisi betonlara sürte sürte böyle döne döne ucu aşınmaya bile başlamış. Bazı durumlarda tek renk, bazı durumlarda iki renk olabiliyor. Böyle rengi kırmızı olduğunda ise işitme engelinin de olabileceğini söylüyor ama bende şu an yok. Yani kesin işitme engeli var demek değil de işitme engeli olabileceğini söylüyor. Ya da böyle burasında ya da burasında parça parça yerlerinde kırmızılık olduğunda farklı anlamlar içerebiliyor. Şimdi sizlere bütün halini de göstermek istiyorum. Şöyle iç içe geçiyor. Gördüğünüz gibi. Bütün bir halde sopa haline geldi. Yine aynı şekil, hani elimizi yere sürte sürte bir yerden bir yere gitmemizi sağlıyor. Eskiden bu böyle değilmiş, böyle normal beyaza boyanmış sopa kullanıyorlarmış. Şimdi bunların bir de böyle ses frekansı yayan, ses dalgası yayarak görme engelliye titreşim, elinde tuttuğu baston titreşim sağlayan versiyonları çıkmış. Yine gördüğünüz gibi topluyorum. Bu şekilde toplandı. Ben bunu genelde çantama koyacağım zaman böyle lastiğini geçiriyorum. Bu lastiği genelde bileğe falan geçiriyorlar, sabitliyorlar görme engelliler ya da bir yere asmak için de kullanıyorlar. Şöyle lastiğini takarak sıkılaştırıyorum ki şu an yapamadım. Sık hale getiriyorum ki ve çanta içinde dağınık halde olmasın. Ama ben Tekirdağ içerisinde bunu böyle kullanmıyorum. Çünkü elimde bir şey görmem olduğu için böyle çok ihtiyaç duymuyorum. Elimde bir şey taşıyacağım zaman falan kullanıyorum. Taşıyacağım zaman zorluk çekiyorum böyle belediyede vesaire. Bu sebeple böyle Tekirdağ içine de artık alıştığım için pek kullanma gereksinimi duymuyorum. Ben bunu niye yapamadım ya? Bir dakika. Az önce valizden, çantamdan çıkarttığımda sıkı bir haldeydi. Yani bu şekilde kendi lastiğiyle daha çanta içerisinde dağılmadan elverişli bir halde kullanabiliyorum. İsterseniz bunlar nereden satılıyor derseniz bazı linkler aşağıya koyabilirim. Sizlerle aynı zamanda Instagram, TikTok ve YouTube bağlantılarını aşağıda paylaşacağım.
Oralardan da takip etmeyi lütfen unutmayın. Anlık olarak görme engellilerle alakalı storyler paylaşıyorum. Kendi hayatımı vlogluyorum. Kendi hayatımda neler yapıyorum, neleri başarıp neleri başaramıyorum. Bunları sizlere anlatıyorum. Özellikle yaşam koçluğuyla alakalı bu sıralar kısa videolar üretmekteyim. Lütfen bütün bunları kaçırmayın. Kendi hayatımda da bir görme engelli olarak neleri başarıp neleri başarmadığımı ilk önce story olarak tabii ki Instagram'da paylaşıyorum. Bundan sonra her pazartesi YouTube'a video atmayı planlıyorum. Video paylaşmayı planlıyorum. Özellikle pazartesi geceleri ama uymazsa da elimden geldiğince fazla ve bilgilendirici şekilde videolar paylaşmayı düşünüyorum. Bu arada ben buna para veremem diyorsanız bunları mesela bizim Altı Nokta Körler Derneği gibi dernekler üyelerine veya gelip üye olanlarına ya da prosedür başka derneklerde nasıl işliyor bilmiyorum. Engelli olduğunu, görme engelli olduğunu kanıtlayanlara ücretsiz bir şekilde veriyor. Ama bunların o ses titreşimli olanlarını maalesef dernekler hiçbir şekilde ne üyelerine ne engelli olduğunu kanıtlayanlara ne de talep edenlere vermiyor. Standart derneklerde geçen görme engellilere verilen bastonlar bu. Bu şekilde hani bunların bazı alınmış bastonlarda bazı bastonlarda uçları böyle dönen olmuyor. Daha sabit siyah uçlu oluyorlar. Hani ufak çapta değişkenlikler gösterebiliyor bu bastonlar. Derseniz ki ben o ses frekanslı olanlarını deneyeceğim. Yine gerekli linki bulup alışveriş yapabileceğiniz bu konuyla alakalı bağlantı linki koyup aşağıya sizlerle paylaşabilirim. Daha önce beyaz bastonu gördünüz mü? Beyaz bastonu inceleme fırsatı oldu mu? Veya farkındalık yürüyüşleri vesaire yapılıyor. Görme engellilerle ilgili olan haftalarda vesaire. Beyaz bastonu elinize alıp yürüme imkanınız oldu mu? Tekirdağ'da özellikle yapılmıştı. Sosyal medyada rastladınız mı? Hani görme engel tanıdığınız varsa beyaz baston kullanımına erişilebilirlik yönünden nasıl kullandığına dikkat edebildiniz mi? Çünkü bu beyaz baston ile bağımsız hareketler eğitimi de rehabilitasyonlarda ve bazı işte Braille yazı kurslarınca verilmeye çalışılıyor yeteri kadar. Siz nasıl kullanıldığına dair bilginiz var mı? Bununla alakalı içerik oluşturmamı ister misiniz? Bunların hepsini benimle yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Umarım yeterince sizlerle iyi bir şekilde bu bastonu incelemişimdir. Bu tarz engellilere yönelik, engellilerin kullanmış olduğu cihazları, aletleri ve hayatlarını kolaylaştıran, bizlerin hayatımızı kolaylaştıran aparatları incelediğim bir video ister misiniz? Ya da bir video serisi ister misiniz? Bunları benimle paylaşabilirsiniz. Bu arada geçmiş röportajlarımı nasıl buldunuz? Bu tarz içerikler devam etsin mi? Aklımda 2-3 röportaj içeriği daha var. En az 3 tane röportaj yapmak istediğim kişiler var. Eğer bu röportajların da devamı gelsin veya bu konularda çekimini gerçekleştirmiş olduğum videolar hakkında önerileriniz varsa hepsini açın. Bütün yorumlarınızı tek tek okuyor olacağım. Benimle kendi fikir ve önerilerinizi, kendi yorumlarınızı paylaşmayı lütfen unutmayın. Videoya da bir like atarsanız gerçekten çok ama çok mutlu olurum. Şu anda bu videoyu sizlere ben köyden çekiyorum. Ayağımda şalvarımla Perşembe günü köye geldim. Burada bulunduğum süre içerisinde köy vlogları da çekmeye çalışıyorum. Bunu genelde köyde yaptıklarımı Instagram storylerime de yansıtıyorum. Bu yüzden mutlaka Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Özellikle bol bol story atıyorum. Günde bir, bazen ise iki Reels videosu orada da sizlerle paylaşıyorum. Bu sebeple kaçırmamak için engelli bireylerle alakalı, görme engellilerle alakalı ve yapmış olduğum başarıp başaramadıklarımla alakalı bir şeyleri görmek, benimle deneyimlerimi paylaşmak, yeri geldiğinde dertlerime ortak olmak istiyorsanız lütfen Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu aslında çekimini daha önceden yapacaktım. Ben bu ay hastanede çok bulundum. Çünkü kolumda morluklar çıktı.
Ve bu morluklar daha ben tüp mide ameliyatı olduğumda 124 kiloyken vardı. Hatta bir tanesi bacağımdaki o kadar çok büyüdü ki. Ama o böyle kolumdakiler sonradan çıktı, uzun bir süre vardı. Ama o bacağımdaki o kadar uzun süreleri vardı ki ve o kadar şişti ki. Kilo verince daha da rahatsızlık vermeye başladı. Ben onu aldırdım. Kolumdakiler ufak diye ben dikkat etmedim. Ama bir baktım zamanla yayılmaya başlamış. Mesela yan tarafında hiç yani görme engelimden dolayı vurduramayacağım bir yerde. Baktım o biraz daha ileri sıçramış, bir küçük daha çıkmış. Sonra bir baktım kolumun alt tarafında çıkmış, ufak vardı, o büyümüş, yanlarına sıçramış ufak ufak. Ve Perşembe günü köye geldiğimde başka bir renkte çıkmış morluk. Bu sefer kolumun ön tarafında çıkmış. Ama böyle görme engelimle ilgisi yok. Yani hiç bir şekilde vurduramayacağım yerlerde çıkmış ve yüzümde de bazı yerlerde var. İşte dahiliyedir, hematolojidir, bir sürü endokrinolojidir, bir sürü doktora gittim. Bir sürü bir hani belki de onlarca kan tahlili yapıldı. Ve kan tahlillerim normal çıktı. Hani hiçbir şey çıkmadı. En son ultrason istediler. Ultrason çekimlerim gerçekleşti. Allah'ın izniyle de pazartesi onları göstereceğim ve bu süreçte hematoloji başka bir hormon fazlalığı sebebiyle bir ilaç verdi. Onun kullanımına başladım. Ve guatr başlangıcım olduğunu öğrendim. Onunla alakalı ultrason sonuçları da var. Farklı tipte ultrason sonuçları da istediler. Bunların da sonuçlarını hematolojiye gidip pazartesi öğreneceğim. Aynı zamanda bana ilk ultrason veren dahiliyeydi. Dahiliyeyi de gidip göstermem gerekecek. Ultrason sonuçlarımı. Yani bu ay neredeyse ay sonuna kadar bununla uğraştım. Köye geldim. Sonra bunaldım çünkü hastane hastane. Gerçekten çocukluğumdan beri hem görme sebebiyle hem de başka sebeplerden dolayı Allah ne eksikliğini göstersin, hani ne de bizleri düşürsün, hastanelerde bunaldığım için, bu çok sık hastaneye gittiğimde, sürekli hastanede hayatımda olduğu için bunaldığım için köye attım kendimi sıcak mıcak dinlemeden. Burada da zaten bir evimiz var. Zaten babaannemler de bana çok yakın. Hem babaannemlerle sohbet etmiş, yemeğimi orada yemiş oluyorum. Akşamları onlar çok erken uyuyorlar yaşları sebebiyle. Ben de kendi evime gelmiş oluyorum. Bu şekilde mini minnak bir tatil gibi bir şey oluyor bana. Halamlara gidecektik. Halamlar Feradanlı'da. Feradanlı köyünde şey varmış. Karpuz festivali, karpuz şenlikleri. Hem de bir ay öncesi benim bal küpe ameliyat geçirdi, ufak bir operasyon. Hem de onu görürüz diye düşünmüştük. Ama nasip olmadı. Gidemedik. Belki yarından sonra falan gideriz. Zaten gitmeyi başarabilirsek Instagram storylerimde yine görürsünüz. Bu şekilde yani. Bir de karamelle alakalı, kedimle alakalı da Instagram'da storyler paylaşıyorum. Kedi annesiyim diyebilirim. Evimde de kuşum da var. Kuşumun tamamen mesela kafes temizliğini falan kendim yapıyorum. Bununla alakalı bir görme engelli olarak bunu nasıl yapıyorum? El yordamıyla mı vesaire? Merak ettiğiniz bir şey varsa yine yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Bu konuyla alakalı sizlerle içerik paylaşmaktan büyük memnuniyet duyarım. Böyle saydıkça bir sürü içerik çıkıyor. Ama sizlerin de kendinize göre önerileri ve fikirleri varsa lütfen, her şeye açığım. Eğer videolarımda, içeriklerimde bir kusur veya başka bir şey fark ederseniz bunu benimle paylaşmaktan kesinlikle çekinmeyin. Saygı ve sevgi çerçevesinde olduğu sürece benim açımdan gerçekten hiçbir problem yok. Mucizem olarak her yerdeyim. Facebook, TikTok, Instagram. Lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize cici bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.